yeni bir sanatsal programından daha merhaba değerli izleyenler. Bugün çocukluğunuza yolculuk yapmaya var mısınız? Oyuncak Müzesi'ne geldik ve sizler için tüm oyuncakları görüntüledik ve güzel röportajlar gerçekleştirdik ve ardından da yine harika bir müzeyle, Deniz Biyolojisi Müzesi ile sizleri buluşturacağız bugün programımızda. Öyleyse bir an önce sanatsal programı başlasın. Programından daha merhaba. Bugün sanatsal program olarak harika bir yerdeyiz. Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi'ndeyiz ve Oyuncak Müzesi'ne girmeden evvel hemen onun yanındaki oyuncak yelkenden sesleniyoruz sizlere. Yanımızda Oyuncak Müzesi'nin müdüresi var. Hemen mikrofonu uzatmak istiyorum kendisine. Salih Hanım, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, siz de müzemize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gerçekten çok değişik ve güzel bir mekanda şu an sizinle konuşuyoruz. İsterseniz bunun buraya konuluş amacından başlayarak programımızı başlatalım. Kağıttan bir geminin içerisindeyiz. Kağıttan gemi bizim müzemizin de bir sembolü, hatta logosu da yine kağıttan gemiden oluşmakta. Biliyorsunuz biz Antalya'nın en güzel, en eski, en tarihi yerinde bizim müzemiz konumu itibariyle son derece özel. Hemen limandayız. Medeniyetin, tarihin, kültürün deniz yoluyla geldiği bir noktadayız. O anlamda bu medeniyeti, bu kültürü biz müzemizde bir kağıttan gemiyle aktarıyoruz, taşıyoruz. O anlamda son derece keyifli. Buradan başlangıç yapmak da çok özel oldu bence. Bence de çok güzel. Şimdi Antalya Oyuncak Müzesi'ne gelecek olursak, siz bize bunun kuruluş zamanını, tarihini, şöyle biraz ayrıntılarını anlatır mısınız? Evet, Antalya Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi, Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte. 23 Nisan 2011'de açıldı. Türkiye'nin 4. oyuncak müzesi, yani 5 tane şu anda tamamlanan oyuncak müzesi projesi var. Biz 4. müzeyiz. Onun dışında projeleri devam eden de yine oyuncak müzeleri var. Son derece dünyanın içeride zaten girdiğimizde koleksiyonumuzu gezerken de göreceksiniz. Dünyanın her yerinden, yani Avrupa'nın seçkin bir oyuncak müzesine gittiğinizde karşılaşacağınız oyuncakların aynılarını, benzerlerini ve aynı üretimli oyuncaklarını görebilme şansınız var. Son derece keyifli, Antalya'ya da çok yakışan bir müze olduğunu düşünüyoruz. Buradaki bütün gördüğünüz oyuncaklar araştırmacı, şair, yazar ve aynı zamanda İstanbul Oyuncak Müzesi'nde kurucusu Suna Yakın'a ait. Yine tasarımlar da o ve ekibi tarafından yapıldı. Son derece keyifli ve eğlenceli bir müze. Girdiğimizde zaten o güzel, keyifli serüvene sizler de eşlik edeceksiniz. Evet, eşlik etmek için sabırsızlanıyoruz. Buradan Suna Yakın'a da selam olsun diyoruz. Gerçekten Antalya'da güzel, yakışır bir müze kazandırmış oldu. Özellikle hep çocuklar için diyoruz ama büyükler de geziyor herhalde, değil aslında mi? Aslında öyle. 7'den 70'e her yaş grubundan insanın son derece keyifle, eğlenerek, hatta orta yaş ve üzeri insanlar daha çok etkilenerek ayrılıyor bizim müzemizden. Çünkü burası bir anı müzesi. Hatta şey diyorum ben, bir rehabilitasyon merkezi. Çünkü çocukluk insanların en masum, en güzel anılarının olduğu bir dönem. Belki de en çok özlem duyduğumuz dönem. Geliyorlar burada, oradaki çocukluklarına, geçmişlerine yolculuk yaparak, rehabilite olarak müzemizden ayrılıyorlar. Ama yani her aile, her yaş grubundan insan gelip müzemizde kesinlikle çok keyifli vakit geçirebilecektir. Harika. Çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimize burada bir virgül koyuyoruz. Öyleyse sanatsal izleyenleri, haydi biz de rehabilite olmaya gidelim. Bakalım şu güzel koleksiyonda hangi oyuncaklar var, nerelere gideceğiz? Sizin çocukluğunuza da yolculuk yapacağımızı düşünüyoruz. Öyleyse şimdi müzenin içine.
Günde kaç defa aynaya bakıyorsunuz? Hangi aynalara bakıyorsunuz? Boy aynasına mı yoksa sadece yüzünüze mi? İşte Oyuncak Müzesi'nde bu detaylara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an devasa aynaların yanındayım ve her aynaya baktığımda farklı bir ben görüyorum değerli izleyenler. Mesela burada çok şişkoyum. Burada yaklaşıyorum. Yaklaştıkça kendimi görüyorum ve uzaklaştıkça yok oluyorum derken şimdi normal aynaya geliyorum ve Salih Hanım'a hemen sormak istiyorum. Nedir bu aynaların sırrı? Bu aynaların sırrı, yani bunlar komik aynalar ya da deforme aynalar. Bir kere ziyaretçilerimiz böyle ilk geldiklerinde özellikle çocuklar kendilerini farklı görünümlerle eğlenceli bir şekilde görerek bu şekilde bir karşılama yapıyoruz. Çok da olumlu geri dönüşler alıyoruz. Çok eğleniyorlar, çok güzel kahkahalar atıyorlar. Özellikle hanımlar bu aynalarda bayağı bir vakit geçiriyorlar. Değil mi? Sanırım en ince beni hangi ayna gösteriyor onu bulmaya çalışıyorlardır. Evet, çalışıyorlar kesinlikle öyle. Çok hoş bir detay olmuş. O zaman yavaş yavaş ilerleyelim müzemizde. Burası aynaların olduğu geçiş tarafımız. Evet. Sonrasında ben size önce müzeyle ilgili genel bir bilgi vereyim. Müzemiz toplamda 11 salondan 44 tane vitrinden oluşmakta. Yaklaşık 900 parça oyuncak sergileniyor. Yani 1100 adet oyuncağımız var ama bunların ancak 900'ü şu anda teşhirde. Yakında onlar da diğer vitrinler arasında yerlerini alacaklar. Müzemizde özellikle sanayi devrimi sonrası başta Almanya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde üretilmiş oyuncaklar yer almakta. İşte bunlar özellikle 1940'lı 50'li yıllardan sonra işte Japonya, Amerika oyuncak sektöründe oldukça önemli yere sahip olmuşlar. Onların üretimleri, yani Avrupa'da bir seçkin oyuncak müzesine gittiğinizde görebileceğiniz oyuncakların hemen hemen aynılarını ve aynı üretimleri Antalya Oyuncak Müzesi'nde de görme imkanına sahip olacaksınız. Hemen gösterelim o zaman, üzerinde detaylı da konuşalım. Salonumuz, biz burayı Anadolu olarak adlandırıyoruz. Burada gördüğünüz gibi ağırlıklı olarak bizim kendi kültürümüzde, Türk folklorunda, kültüründe yer alan oyuncaklar, el yapımı oyuncaklar karşılıyor. Şurada gördükleriniz oyuncaklar özellikle Türk, hatta Osmanlı oyuncak sektörünün en önemli üretim yeri olan Eyüp oyuncaklarının da burada örnekleri ve çeşitli Anadolu'nun kentlerine ait yöresel bebekler ve araç gereçleri burada görmemiz mümkün. Hacivat Karagöz Türk folklorunun, Türk kültürünün en önemli objelerinden, figürlerinden. Tabii ki onların kuklalarıyla birlikte karşılıyoruz. Onun dışında dünya el yapımı oyuncaklarımız var. Yani dünyanın çeşitli ülkeleri, Japonya, Kore, Peru gibi çeşitli ülkelerde yapılmış el yapımı oyuncaklar yine ilk salonumuzda ziyaretçilerimizi karşılıyor. Evet, burada karşıladıktan sonra konuklarımızı yavaş yavaş ilerliyoruz evet, herhalde. Oyuncak, oyun kültürü aslında insanoğlunun var olduğu çok günden beri var. Son derece önemli objeler. Aslında oyuncağı sadece biz yani bir takım az gelişmiş ülkelerde eğlendirmek, çocukları eğlendirmek için yapılan araç gereçler ama artık onun bu şekilde olmadığı ispatlanmış durumda. Çünkü çocuklar gerçek yetişkinlerin dünyasına kendilerini oyuncaklarla hazırlıyorlar. Hayal güçlerini oyuncaklarla zenginleştiriyorlar. Kurdukları oyunlarla gelişiyorlar, zenginleşiyorlar. Bu anlamda son derece önemli. Tabii ki ilk çağlarda yapılan antik kazılar, yani ilk çağlarda yapılan kazılarda bile çocuk oyalama araç gereçlerine rastlanmış. Burada gördüklerinizde yine kazılarda ortaya çıkan oyuncakların, oyun araçlarının replikaları, imitasyonları. Yani oyuncak da insanlığın varlığı kadar eski. Evet, gerçekten çok güzel. Bu çok değişik bir şey nedir? Evet, teknolojinin bu kadar yaygın olmadığı dönemlerde filmler bu şekilde yapılıyordu. Atların koşma sahneleri böyle bir yöntemle, teknikle yapılıyordu. Bunu da gelen çocuklarımıza öğretiyoruz. Gerçekten çok ilgi çekici, değişik.
özel bir salonundayız, farklı bir salonundayız. Neredeyiz hemen soralım. Şimdi bizim Vahşi Batı olarak adlandırdığımız bölümdeyiz. Az önce size girişte bahsettiğim gibi burada daha çok Amerika ve Japon üretimi oyuncakları görüyoruz. Bizim müzenin en önemli özelliklerinden bir tanesi de normal bir cam vitrinler arkasından ziyade oyuncakların niteliklerine göre düzenlenmiş konseptlerde. Mesela bir Vahşi Batı, Kızılderili oyuncaklarını bu şekilde bir vitrin ve fon önünde sergiliyoruz. Bu da görselliği daha çok arttırıyor. O anlamda böyle eğlenceli, keyifli bir yerdeyiz. Gerçekten Vahşi Batı'daymışız gibi hissediyoruz. Aynen. Evet, evet. Yani o Amerikan başkanlarını görüyoruz. Hı hı. Buradaki şeyde. Mesela Japonlar, özellikle buradaki ziyaretçilerimiz gelip bize soruyorlar. Bu oyuncağınız Japon olduğundan emin misiniz? Acaba etiketinde herhangi bir yanlışlık var mı diye. Yok. Daha da çok da şaşıracağız ileride müzeyi gezmeye devam ettikçe. Japonlar pazarda kendilerine daha iyi bir yer edinmek amacıyla kendi fiziksel özelliklerini değil de daha çok böyle Amerikalı, Avrupalı insanların oyuncak üretimini yapmışlar. Daha çok kitlelere ulaşabilmek amacıyla. Onun için ne kadar enteresan. Böylelikle oyuncakları incelerken o milletlerin neler yaptığını da hani farkına varmış oluyoruz. Müze böyle bir şey ama oyuncak müzesi deyince sanki daha çok çocuklarla ilgiliymiş gibi geliyor ama değil. Toplumları çok ilgilendiriyor ya, değil mi? O kadar aynı, kesinlikle katılıyorum. Oyuncak zaten bir kült toplumun bütün işte sosyoekonomik durumunu, kültürünü, toplumsal hatta siyasi özelliklerini bile yansıtan çok önemli objeler. Aslında onlar da bir tarih. Yani oyuncaklara baktığınız zaman onların materyallerini, hikayelerini gördüğünüz zaman o toplumların bakış açılarını, günlük yaşantılarını, efendime söyleyeyim çocuklara neler vaat ettiklerine kadar birçok şeyi orada görebiliyorsunuz. Oyuncaklar aslında toplumlarda da çok propaganda aracı olarak da kullanıldılar. Özellikle İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler bunu çok iyi yaptı. Yani çocukları savaşa hazırlamak için daha çok ağırlıklı olarak asker setleri, asker oyuncakları, savaş oyuncaklarına yöneldiler. Keza Amerika ve Japonya'nın 1950'lerden sonra oyuncak endüstrisinde bu kadar pay sahibi olmaları da yine Amerika ile Japonya arasındaki savaş, atom bombası, Hiroşima'ya atılan atom bombasıdır. O kadar büyük bir yenilginin izlerini, özellikle çocuklar üzerindeki izlerini atlatabilmek için Japonlar oyuncak endüstrisine ağırlık verdiler. Aslında oyuncak deyip geçmemek lazım. Kesinlikle, aynen. Farklı bir köşedeyiz. Burada neler anlatacaksınız? Gülüş oyuncaklarımız var. Teddy'ler. Onun dışında yine Almanya ve hatta bizim Fatoş bebeğin ürettiği. Çünkü Fatoş Türk oyuncak sektörünün en önemli markalarından. Onun da üretimi olan çeşitli peluş oyuncakları görüyoruz burada. Şurada gördüğünüz kolun altında küçük ayı yavrusu olan kişi eski Amerikan başkanlarından Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt ayı, daha doğrusu avı seven bir başkan. Evet, orada işte eyaletlerden birine gittiğinde işte ona başkana jest olsun diye şey yapılıyorlar, bir ağaca ayı yavrusu asıyorlar. Ve Theodore Roosevelt o ayı kıyamıyor, onun aşağı indirilmesini söylüyor. Bu çok büyük bir sempati yaratıyor onun bu davranışı. Sonra işte bir terzi, Avrupa bir terzi, bir oyuncak ayı, Teddy dikiyor ve bir mektupla onu başkana gönderiyor. İzin verirseniz bu ayının adını Theodore'un kısaltılmışı olan Teddy olmasını istiyorum diyor. Başkan bunu kabul ediyor ve Teddy'ler bu şekilde yaygınlaşıyor ve dünyada sadece Teddy müzeleri bile var. Bizde de ilk örneklerinden oyuncaklarımız da mevcut.
Teddy müzeleri var demek. Çok enteresan. Evet, Teddy Bear Müzesi var. Burası daha çok çocukların, kızların ilgisini çekecek yerdeyiz herhalde, pembeler içinde. Böyle bir fırın gibi, çamaşır makinesi gibi. Bir mutfak konsepti içerisinde oyuncaklar burada sunulmuş durumda. Böyle evlerde kullanılan araç gereçler, dikiş makineleri. Hatta müzemizin en eski oyuncaklarından bir tanesi şuradaki kuzine döküm, el yapımı. Çok özel ve güzel bir oyuncaktır bu da. Ama kız çocuklarının en çok bayıldığı yerlerden bir tanesi. Gerçek dikiş makinesi, minyatür. Bayağı büyük ama. Evet. Şey olarak makineler tabii ki biraz daha oyuncaklara yer vermek adına büyük tutulmuş değil mi? Tabii tabii. Yani burada sonuçta amaç sergileme. Sergileme yaparken de daha etkin, daha eğlenceli bir sunumla veriliyor. Artık dünyada müzecilik anlayışı da çok fazla değişti. Hani artık objeler cam vitrinlerin altında değil. Daha böyle toplumla kolay iletişim kurabilen, ilişki kurabilen, eğlenceli, böyle keyifli tasarımlar yapılıyor. O da tabii şu çok... Burada da... Fırındı. Evet, evet, çamaşır makinesinin içindeyiz. Düğmelerinde nasıl yapılacağına dair bebek kısmı, programları var. Bir çamaşır makinesi inşaatımız. Şimdi gördüğünüz Türkiye 1970-80 görünen çamaşır makinesi, Türkiye'de üretilen ilk çamaşır makinesinin minyatürüdür. Bakın şunlar merdaneli elle çalışan çamaşır makineleri. Yani bunların hepsi tarih. Evet. Bizim tarihimize yolculuk, geçmişimize yolculuk. Evet. Siz açılışta demiştiniz ya, aslında orta yaşlılar da çok etkilenerek çıkıyorlar diye. Çünkü şu makineyi şu anki çocuklara gösterseniz hiçbir şey ifade etmez, anlamazlar. Anlamazlar, evet. Yani, kesinlikle onların anlamaz. Yaşamında ne kadar önemli, ne kadar, hatta elde yıkama yaparken birden bu makineye onu çeviren yani şeye geçmek. Sahip olmak isteyip o dönem sahip olamadılar. Yani kim bilir ne şeyleri var, anıları var. Ben mesela çocukluğumun ilk döneminde böyle bir makinemiz olduğunu hatırlıyorum. Sonra çamaşır makinesi geldi otomatik olarak. Evet. Burası da bir yine fırın. Yine evet. Barbie'lerin ilk örnekleri. Şimdi tabii gittikçe daha da inceldi. Malum Barbie'li o zamanlar birazcık daha tombul görünümündeydiler. Şimdi yine farklı ülkelerin. Ülkelerin. Evet. Almanya'nın görünüyor. Amerika'nın. Danimarka'nın var. Oyuncakları. Evet, hemen hemen her ülkeden. Oyuncaklar. Bu oyuncakların hepsini Suna Yakın mı kendisi getirdi? Kendisi topladı. Evet, Suna Yakın'ın topladığı, satın aldığı, birebir gidip evlerden aldığı oyuncaklar bunlar. Ne kadar güzel. Eklemeler oluyor mu peki bunlara? Oluyor, evet evet oluyor. Dönem dönem eklemeler var ama işte bizim daha vitrinlere çıkaracağımız oyuncaklarımız da mevcut. Onları işte geçen yeni bir yerleştirmeler yaptık. Şimdi tekrar ikinci partiyi çıkartacağız. Çok güzel. Bakalım şimdi nereye gidiyoruz pembeli salondan sonra. Evet, sevgili sanatsal izleyenleri, çocukluğunuzu şöyle bir düşündüğünüzde belki anımsarsınız, yukarıdan böyle sarkıtılan sepetleri, aşağıdan bakkalın ona süt ve ekmek koymasını, bizim dönemimizde vardı. Şimdi genelde büyük marketler olduğu için pek hatırlayamıyoruz ama oyuncak müzesi dedik. Fakat aslında kendi tarihimize yolculuk yapıyoruz bu oyuncakları ve bu tarihi şeyleri görerek. Burası birazcık daha bizim kültürümüze hizmet eden bir yer gibi görünüyor. Hemen detaylarını Saliha Hanım'dan alacağız şimdi. Mahalle kültürünü özleyenlerin çok keyif aldıkları bir yer burası hakikaten de. Burada gördüğünüz oyuncaklar daha çok 1970'ler, 80'ler arası bizim ülkemizde üretilmiş oyuncaklar yer alıyor. Zaten buradan kafamızı içerideki odaya uzattığımızda 1980'li yılların, 70'li yılların işte duvarda asılı mandolini, efendim saati, Atatürk portresi ve o dönemde kullanılan oyuncaklar, araç gereçleri görmek mümkün. Onun dışında özellikle lafınızı hemen balla keseceğim. Şu saat aynısı bizde de var mesela. Evet, yani insana çok şey anımsatıyor. Ve mesela ben şu sepeti gördüğümde Susam Sokağı'nı hatırladım. Bizim dönemimizin çizgi filmlerinden Susam önemli. Sokağı önemli bir eğitici programdı. Tabii ki şimdi çok daha her şey değişti. Teknoloji bir kere 21. yüzyılda daha farklılaştı. Ama bunlar da gerçekten bir yolculuk tarihi. Yolculuk.
kesinlikle yolculuk. Burada Nürnberg oyuncakçısı ve Antalya oyuncakçısı diye iki komşu vitrin yapıldı. Nürnberg Antalya'nın kardeş şehri ve oyuncağın da başkenti. Ve böyle bir şey yapıldık. Böyle bir ilişkilendirme, hoşluk olsun diye Avrupa, Amerika oyuncaklarıyla bizim Türk oyuncaklarını böyle bir sunumla sergilemeyi tercih ettik. Mesela demin Tusam Sokağı dedim ya, orada karakterlerden Edi ile Büdü vardı mesela. Şu karşıda sanki ben Büdü'yü evet, gördüm. Evet. Doğru, Büdü. İnsan bir anda böyle bir arkadaşını görmüş gibi mutlu olabilir. Mutlu oluyor. Aynen. Evet. Orada Büdü'yü gördüm. Diğer tarafta Şirinler var, Şirinlerden. Masklar var, maskeler. Gerçekten hani çocukluğumuz en saf ve güzel dönemimiz. Ve şimdi de bunları burada görmek insanı hemen o dönemlere götürüyor. Evet, özellikle teneke oyuncaklar 1980'lerden sonra üretimi tüm dünyada yasaklandı. Burada da onların son örneklerini görüyoruz. Nekur gibi, Gürel gibi yerli üretim yapan firmalarında hakikaten son derece önemli ve seçkin oyuncakları da burada sergilenmektedir. Artık bunlar zaten üretimi olmayan oyuncaklar. Nürnberg oyuncakçısına baktığımızda orada da yine farklı şeyler var. Onlar da kendi kültürlerini yansıtıyorlar. Evet. Bu oyuncak aslında müzesinin çıkışı da oradan çıkmış herhalde, değil mi? Onun varsa anısını anlatır mısınız? Tabii, Almanya oyuncak endüstrisinde son derece önemli bir yere sahip. Yani onlar yüzyıllar öncesinden beri, yani sanayiye geçmeden daha önce tezgahlarda, demir tezgahlarında, ahşap atölyelerinde hep oyuncak üretimi yapmışlar. Endüstrileşmeyle birlikte işte fabrikasyon oyuncaklara geçiyorlar. Onların da daha ağırlıklı olarak ahşap, özellikle Bavyera bölgesinde üretilen oyuncaklar, ormanlık alanların yoğun olduğu oyuncaklar yerlerde ahşap oyuncakların fazlalığını görmekteyiz. Hatta Suna Yakın oradaki oyuncakçıya giderek bir oyuncak müzesi kurmaya karar veriyor, değil mi? Oyuncak müzesi, evet, Türkiye'nin dünyanın en önemli oyuncak müzelerinden bir tanesi. Çok zengin, çok iyi bir koleksiyona sahip. İlk onu geziyor ve ondan sonra onun da oyuncak müzesi serüveni başlıyor. Ne güzel. Burada hemen arkamızda dikkat, şantiye sahası girilmez yazıyor. Bu da yine erkek çocukların dikkatini çekecek bir alan sanıyorum. Özellikle Rusya görünüyor, Amerika, Japonya, Almanya. O yıllarda gerçekten büyük araçlar oyuncak olarak üretilmiş. Hatta şu köşede bir karavan bile görünüyor. Yine güzel ve farklı bir yerdeyiz. Bakalım buranın nasıl bir önemi var? Burası oyuncak üretiminin en prestijli, en iyi örnekleri arasında. Seçkin oyuncakların önünde duruyoruz şu anda. Lehmann, yine Alman sanayici. Aslında sanayi ama oyuncakta üretimi yapmış. Schoko denen, Schoko çok önemli bir yine Alman oyuncak markası. Onların örneklerini görmekteyiz. Mesela şu inatçı katır. Böyle oyuncak literatüründe son derece önemlidir ve gittiğiniz bütün oyuncak müzelerinde karşınıza çıkacak bir örnektir. Son derece önemli ve iyi bir parça. Bu da karusel ilk örneklerinden. Hala da çalışır. Yani müzemizdeki birçok oyuncak hala kurmalı oyuncaklar, çalışıyorlar. Şu el yordamıyla onu döndürmek mümkün. Gelen çocuklar hiç böyle oyun oynamak istiyorlar mı ya, bunu çıkarın oynayalım diye? Evet, özellikle şu şantiye sahasından falan bazen zor kaldırıyoruz. Bir de bizim müzemizde eğitim faaliyetleri yapıyoruz. Atölye çalışmalarımız, eğitim faaliyetlerimiz, seminerlerimiz, masal okuma günlerimiz, bu tip çalışmalar yapıyoruz. O anlamda şey yapan çocukları hemen atölyeye götürüp orada onlara oyuncak boyatıyoruz, işte kukla falan yaptırıyoruz. O şekilde onlara kendimizi affettiriyoruz. Çok güzel. Sanatsal izleyenleri,
Oyuncak Müzesi'nde yolculuğumuz devam ediyor. Şu an Morlar içinde güzel bir şatodayız. Biraz soluklanalım dedik ve hemen soralım bakalım burada bu güzel şatoda ne tür oyuncaklar var? Burada özellikle şu karşı vitrinde gördüğümüz oyuncaklar az önce bahsettiğimiz gibi 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in çocukları savaşa hazırladığı oyuncakların örneklerini görüyoruz. Daha çok böyle savaş, asker oyuncakları. Hemen önünde durduğumuz vitrinde ise ağırlıklı olarak Japon üretimi olan yine Almanya, Amerika'dan da örneklerin sunulduğu çiftlik oyuncakları, hayvanlar son derece eğlenceli, keyifli bir konsept yer almakta. Burada gördüğünüz ahşap set ise bir Nuh'un gemisini tasvir etmekte. Nuh'un gemisi oyuncakta çok kullanılmış bir konu. Onun da birkaç farklı örneği de bizim müzemizde sergileniyor. Çok güzel. İnsana bir kere ruhunu açan, içini aydınlatan bir ferahlıkta, renk olarak, şey olarak da şatomuz. Bu şatodan sonra bakalım durağımız neresi olacak? Bekliyoruz. Hep beraber köstebekleri vurmaya çalışıyoruz. Değil mi bakalım? Hop! Hop 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 hop! Evet, bunun köstebekleri. Buldum. Bakın. Basın. Evet sevgili izleyenler, gördüğünüz gibi Oyuncak Müzesi'nde hemen çocukluğunuza dönüyorsunuz. Hele böyle tatlı çocuklar varsa Oyuncak Müzesi'ni gezen, onlarla birlikte eğlenmek çok daha keyifli oluyor. Onlar da buraya gezmeye gelmişler. Onların fikirlerini almak istiyorum. Bakalım neler söyleyecekler. Kim konuşmak ister? Evet, gel bakalım seni tanıyalım. Şöyle abimizin yanına doğru yaklaşalım. Şöyle bize kendini tanıtır mısın? Benim adım Yağmur. Yağmurcuğum, nasıl buldun burayı? Şengül öğretmenim getirdi. Doğru söylüyorsun. Peki beğenme olarak beğendin mi? Hoşuna gitti mi? En çok ne dikkatini çekti? Girişteki Barbiler. Barbileri seviyorsun. Sen küçükken, çok daha küçükken en çok neyle oynardın? Palyaçonla. Palyaçonla oynardın. Peki burada palyaçonu gördün mü hiç? Görmedim. Barbie dışında başka hangi oyuncaklar dikkatini çekti? Şey vardı, uzaylı az... Astronotlar falan vardı. Hmm. Uzaylılar, astronotlar, gemiler, bir de topaç vardı. Bunlar senin demek ki tanıdığın oyuncaklar değil mi? Evet. Eğlendin mi peki burada? Evet. Arkadaşlarına tavsiye eder misin? Onlar da gelip gezsinler mi? Tavsiye ederim. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol bize röportaj verdiğin için. Ben de teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi çocukla çocuk oluyoruz dedik. Başka kim konuşmak istiyor? Evet, seçelim bakalım. Spider-Man, seni de şöyle farklı bir yere doğru alalım mı? Şurada Mickey Mouse'umuz var, oraya gidelim mi? Evet, gidiyoruz, gidiyoruz. Gel bakalım, gel bakalım. Hop. Mickey Mouse'un yanında duralım. Sen biliyor musun bu karakteri? Gel bakalım. Gel şöyle. Çizgi film karakteri. Çizgi film karakteri. İzledin mi peki bunun çizgi filmini? Evet, hepsini, birkaçını izledim, bir sürü. Bize kendini tanıtır mısın? Benim adım Sarp. Sarp. Sarp, sen burada en çok hangi oyuncağı sevdin? Ben en çok arabaları sevdim. Arabalar, hangi arabalar dikkatini çekti? Mesela şöyle böyle şey vardı. Nasıl diyeyim? Yokuş gibi şöyle vardı. Onları sevdim. Onları sevdin. Çok güzel. Peki başka ne dikkatini çekti? Mesela demin orada biz köstebek öldürdük. Balıkları vuruyorduk kafalarına vuruyorduk ayağımızla. O dikkatini çekti mi? Evet. Bir de astronotlar çekti. Astronotlar. Sen o zaman uzayı seviyorsun herhalde. Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Pilot. Pilot. Çok güzel. Yani yine böyle havalarda bir şey olacaksın. Uzaya doğru. Hadi bakalım. İnşallah istediğin gibi olur. Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi oyun oynamak çok daha keyifli geliyor onlara ve birlikte oyun oynuyorlar. Başka konuşmak isteyen var mıydı? Evet, seni de alalım. Seni de tarafa alalım. Gel 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 bakalım. Şurada çok değişik bir köşe var. Bir de seninle de burada sohbet edelim. Gel bakalım, dön. Evet, bize kendini tanıtır mısın? Benim adım Can. Can. Can, sen en çok hangi oyuncağı sevdin? Ben en çok gemileri sevdim. Gemilere mi ilgin var senin? Denizi mi seviyorsun? Evet, denizi çok seviyorum. Ne olmak istiyorsun büyüyünce? Mesela kaptan olabilirim. Peki burada tanıdığın oyuncaklar var mıydı senin evinde de olan? Yoktu. Hiç yok mu burada yok. Gördüğün aynı zamanda evde de olan?
Yok. Biraz daha eski oyuncaklar var burada değil mi? Evet. Sen peki en çok neyle oynamaktan hoşlanıyorsun oyuncaklardan? Gemilerimle, uçaklarımla. Çok güzel. Teşekkür ederiz. Sağ ol bizimle röportaj yaptığın için. Bir şey değil. Gördüğünüz gibi değerli izleyenler, çocukla çocuk olabiliyorsunuz onlarla konuştuğunuzda ya da oyuncak müzesine gelip burada kendi çocukluğunuza yolculuk yapabiliyorsunuz. Neler düşünüyordunuz çocukken ve şimdi neredesiniz, neler yapıyorsunuz? Kendi içsel, tarihsel yolculuğunuzu bile yakalıyorsunuz buraya gezdiğinizde, gördüğünüzde. Sizler de bu sıcak yaz günlerinde güzel bir etkinlik yapabilirsiniz ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin oyuncak müzesini ziyaret edebilirsiniz. Ülkesindeyiz şimdi ve gördüğünüz gibi ben kocaman bir sandalyenin üstündeyim. Bacaklarım yere değmiyor, aynı bebekken veya çocukken ayaklarımızın yere değmediği ve her şeyin bize kocaman göründüğü yerdeyiz. Burası büyük saatleriyle, büyük masası, büyük sandalyesiyle aslında bir bebeğin ya da bir çocuğun bakış açısıyla dünyanın, hayatın bir temsili. Nasıl ki çocukken her şey bize çok kocaman, her şey büyük görünüyorsa işte bu salonda da her şey çocuklar için büyük görünüyor ve o yansıtılmaya çalışıyor. Bir çocuğun bakış açısıyla yapılmış bir oyun salonu burası. Şu an kırmızı halı üzerinde yürüyorum. Aynı film yıldızları gibi. Çünkü tam da oyuncak müzesinde film yıldızlarının resmedildiği, oyuncaklaştırıldığı, onların oyuncakların bulunduğu bölümdeyiz. Hemen Salih Hanım'a bu buranın özelliğini soralım. Evet, buradaki bölüm Antalya'ya özgü, çok önemli uluslararası Antalya Film Festivali ile ilişkilendirilmek istedik burasını. Sahne, gösteri, sinema dünyasındaki figürlerin oyuncaklarının yer aldığı bölüm. Burayı biz bir kırmızı halıyla sunduk ziyaretçilerimize. Son derece de keyifli. Ünlü Hollywood filmlerinden işte Örümcek Adam, Notre Dame'ın Kamburu, Elvis Presley gibi, Marilyn Monroe gibi sahne dünyasının önemli şeylerin, kişilerin oyuncakları. Noel Baba biliyorsunuz Antalyalı, Demreli. Onun için Noel Baba oyuncaklarını böyle özel bir biçimde sunmak istedik. Yani dünyaya oyuncak dağıtan adamın kentinde bir oyuncak müzesinin olması da son derece önemli. Evet. Burada da Noel Baba çeşitli ülkelerde üretilmiş oyuncaklar görünmekte. Çok teşekkür ediyoruz bize bu yolculuk sırasında yanımızda eşlik ettiğiniz için. Ben karşı şeyi de görüyorum. Antalya Oyuncak Müzesi tasarım ve dekorasyonu sahne tasarım sanatçısı Sayın Ayhan Doğan tarafından evet. yapılmıştır deniyor. Onun da ismini anmadan geçmeyelim. Çünkü böyle şeylerde herkesin bir emeği var değil mi? Evet. Onların da mutlaka Suna Yakın gibi, Ayhan Doğan gibi kişilerin. Bir sürü aslında aynen. hakikaten çok büyük emeklerle hayata geçiriliyor bu işler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, bizi çok mutlu ettiniz. Keyifli bir program olacak. Çok mersi, çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz ve en sonda şu etki vizyon denen yerde sondandırıyoruz değil mi? Burası da çok güzelmiş. Evet. Burada çocuklar bir şeyleri yakalamaya çalışıyor herhalde. Evet, şu an balon mu? Biz şu an balon patlatarak oyuncak müzesinde artık yolculuğumuzu bitirmiş oluyoruz. Gördüğümüz balonları patlatıyoruz değil mi? Evet. Böylelikle basınca patlamış oluyor. Evet, birden de çiçekler açıyor ve çiçek bahçesine dönüyor. Evet değerli izleyenler, Oyuncak Müzesi gerçekten görülmeye, gezilmeye değer. Antalya'nın değerlerinden, müzelerinden, önemli, güzel müzelerinden biri Oyuncak Müzesi. Sizin de gezmenizi, gelmenizi temenni ediyoruz. Gezemeyenler, göremeyenler için de bir kuple sunmak istedik. Özellikle tarihine yolculuk yaptık oyuncakların. Bugünlük de bu Oyuncak Müzesi'nden bu kadar diyoruz.
Ikinci bir müzeyi ziyaret edeceğiz şimdi. Deniz Biyolojisi Müzesi. Bakalım bu müzede neler var, neler göreceğiz, neler izleteceğiz sizlere. Burnunuza şöyle mis gibi bir deniz kokusu getirmeyi ümit ediyoruz. Ve hemen Deniz Biyolojisi Müzesi'nin içine doğru yolculuk yapıyoruz. Hiç vakit kaybetmeyelim ve Deniz Biyolojisi Müzesi'nin içinde bakalım neler göreceğiz. Birlikte içeriye girelim. Antalya Büyükşehir Belediyesi Deniz Biyolojisi Müzesi'nin içindeyiz. Burada minik ziyaretçilerle karşılaştık ve onların hemen fikirlerini almak istiyoruz. Önce bize kendini tanıtır mısın? Hoş geldin programımıza. Adım Ermina, soyadım Sümen. Nasıl buldun burayı? Neler var bu müzede? Balıklar var, çok güzeldi. Güzeldi. En çok hangi balığı beğendin? Köpek balığı. Öyle mi? En çok o mu dikkatini çekti? Hı hı. Sen de hoş geldin, bize kendini tanıtır mısın? Adım Elif, soyadım Can. Buradaki balıkları çok sevdim ama ölmelerini istemiyorum. Yani onlar da öldükten sonra böyle sizi görebilin diye sergileniyor. O açıdan güzel değil mi? Ama ağlara takılıp da ölüyorlar. Normalde bunu yapmaları suç. Bu bir toplumsal sorumluluk olarak da bunu söylemiş olman güzel oldu. Peki burada en çok dikkatini ne çekti senin? Oradaki şeyler... İstiridyeler, yengeçler, zehirli olanları. Yukarıda da şeyler, ahtapotlar çekti ilgimi. Orada bayağı bir güzel şeyler vardı. Çok güzel. Hoşuna gitti yani burası. Evet. Arkadaşlarına tavsiye eder misin? Gelsinler mi? Olur. Gelsinler, tamam. Çok teşekkür ediyorum. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Yok. Teşekkürler. Benim var bir tane. Tamam, söyle. Ama keşke bir de... Ben şunu en çok elinden de çok bu çekti ilgimi. Ya bu canlıysa şurada camı kırılmış. Yok, canlı değil artık, o ölmüş. Ama nasıl kırıldı o cam? Onu sordunuz mu? Buradaki yetkililer var. O yetkililere sorularını sorabilirsin. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Böyle soru soran öğrencilerle, çocuklarla bir arada olmak da gerçekten çok güzel. Çünkü siz sorun, sorgulayın ki daha güzel şeyler yapın. Siz belki, siz de bir müze kuracaksınız. İstemez misiniz bir müze açmayı? Kuracağım. Ne müzesi kuracaksın? Hayvanların. Hayvanların müzesi. Hangi hayvanların? Köpeklerin, kedilerin. Onların müzesini kurmak istiyorsun. Hı hı. Ama öldürmeden. Öldürme kesinlikle. Onları sadece ziyaret etmeleri için kovacağım. Sonra onları ormana geri salacağım. Sadece bir süre bakacağız yani onlara. Harika, tamam. Teşekkür ederiz, sağ ol. Senin söyleyecek bir şeyin var mı? Yok, teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Ve bakalım Deniz Biyolojisi Müzesi'nde şimdi nereye gidiyoruz? Deniz Biyolojisi Müzesi'ndeyiz ve yanımızda hemen yetkilisi var. Buranın müdüresi Elif Hanım yanımızda. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz ilgi duyup da gelip de bu programı hazırladığınız için. Seve seve. Burası, ben doğru mu söyledim? Deniz Biyolojisi Müzesi dedim ama. Evet, biz Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlıyız. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarih ve Tanıtım Daire Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak Deniz Biyolojisi Müzesi olarak çalışıyoruz. Çok güzel görünüyor, harika bir konsepti var. Sizden bunun ayrıntılarını almak istiyoruz. Biz çok seve seve anlatırız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz gerçekten uzun zamandır gelmek istiyorduk aslında. Çünkü sanat deyince hep böyle resim, heykel, opera, dans gelir ama müzede çok önemli bir sanat ve çünkü sanatın tarihine bir yolculuk. Burası da aslında farklı bir yolculuk. Özellikle daha çok biyoloji, deniz biyolojisi olduğu için biraz daha ekolojik belki ama bizim ilgimizi çekiyor ve sizden almak istiyoruz tüm ayrıntıları. Herhalde en doğru kişi de sizsiniz. Çok teşekkür ederim. Biz de sizi burada ağırlamaktan çok mutluyuz. Aynı zamanda dediğiniz çok doğru. Burası hep müzemizi anlatırken de bahsediyoruz. Sanatla bilimin birleştiği ender noktalardan biri. Bunu Antalya'mıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. İlgiden de çok mutluyuz tabii. Halkımız çok desteklediği bir proje oldu. Açıkçası başlarken soru işaretlerimiz vardı. Fakat daha sonra ilgi gördükçe de doğru bir iş yapmışız. Bunu anlıyoruz. Evet, Türkiye için de bir ilk oldu. Daha önceden müzelerin dediğiniz anlamda arkeoloji müzeleri
müzeleri çok yaygın, işte kültür sanat etkinlikleri olarak hep bunlar algılanırken birden aslında müzemiz bir küçük doğa tarihi müzesinin minyatürü diyebiliriz. Daha spesifik olarak denizle ilgili bir doğa tarihi müzesi, bir bilim müzesi. Hı hı. Ve aynı zamanda da çocukların hoşuna gidecek şekilde bir iç dizayna özen gösterdik. Bir batık gemi şeklinde dizaynıyla beraber evet. Çok iyi bir dekorasyoncu çalıştı ve bu şekilde hem ilgi çekici bir küçük alandan mucize yarattık diyebiliriz. İçeride 500'e yakın deniz canlımız var. Bu deniz canlıların hepsi Türkiye sularından. Yani bazen gelen misafirlerimiz bize şunu soruyor. İşte yukarıda aslan balığı gördük. Yukarıda işte çok renkli balıklar gördük. Biz bunları daha önceden Akdeniz'de hiç görmemiştik gibi sorular alıyoruz. Evet doğru. Bazı türler 10-15 yıl öncesinde Akdeniz'de olmayan fakat Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçerek Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla beraber gelen tropikal türler. Dolayısıyla bizim müzemiz sayesinde evet sularımızda güncel olarak hangi balıklar giriyor ve yeni balıklar, yeni türler, yeni eski türler dolayısıyla bunların karşılaştırmasını da bulma imkanı yakalıyor misafirlerimiz. Bu sayede de bir şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Aynen çok güzel. Ben bir kere hem şu an televizyoncu kimliğimle bakıyorum. Bir taraftan da sizinle de konuşmuştuk. Benim ilk mesleklerimden biri de biyoloji. Evet. Ben biyoloji mezunuyum. Biyoloğum aynı zamanda. Biz bunların bir sürü dersini okuduk. İşte denizlerde, balıklarda bir sürü şeyleri, çeşitlerini gördük. Benim de şöyle baktığımda hiç görmediğimiz canlılar veya bize sınıfta gösterilen canlıları da görüyorum burada. Gerçekten büyük bir yelpaze var diyorsunuz. Zaten 500 tane tür var dediniz. Buranın Antalya ile buluşması nasıl oldu? Birazcık da onu dinleyelim. Sonra tek tek zaten üzerinden geçelim istiyorum. Ben üniversitede çalışıyordum. 10 yıl boyunca araştırma görevlisi olarak deniz biyolojisi eğitimlerimi alırken, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimi alırken tabii birçok araştırma seferine çıktık. Bu araştırma seferleri sonucunda tabii elde ettiğimiz birçok tür oluyor ve bunları belli bir sürede saklamak zorundayız. Bu saklamanın sonucunda doktoran bittiğinde bu kadar örnek elimizde ne yapacağız diye düşünürken bunu projelendirdik. Belediyemiz uygun gördü. Ve bu şekilde bir mini müzeyle ilk adımını atmaya çalıştık ki gerçekten demek ki doğru bir proje yaptık. Dediğiniz çok doğru. Bu türler arasında Karadeniz'den de balıklarımız var. Marmara Denizi'nden, Ege Denizi'nden, Akdeniz'den çok geniş bir yelpaze. Bu da aynı zamanda bizim Türkiye denizlerimizin ne kadar zengin olduğunu gösteriyor bize. Çünkü çok farklı oşinografik özellikleri gösteren farklı denizlerimizin dolayısıyla biyoçeşitliliğe yansıması da çok zengin olmuş durumda ki biraz önce bahsettiğim gibi yabancı türlerin de girmesiyle biyoçeşitliliğimizin sayısı artıyor. Fakat bunlar aynı zamanda tabii bir tehdit de oluşturuyor. Hı hı. Yabancı türler yerel türlerle rekabette genelde avantajlı durumda olduğu için istilacı türlerin de hızla arttığını görüyoruz. Ve bu nedenle de özellikle bu müzeyi bunlarla ilgili halkı ve özellikle de çocukları bilinçlendirmek amacıyla bir araç olarak kullanıyoruz. Çok güzel gerçekten. Peki şöyle yavaş yavaş birazdan da hareket etmek istiyorum. Tabii, ben tabii. Sizin götürdüğünüz mesela sizin ilk dikkat çeken yer neresidir? En çok insanların soru sorduğu, şaşırdığı bölüm neresi? Aslında şu anda tam da bizim Türkiye Deniz Biyolojisi sergimize geldiniz. İlk başta onu bahsetmek istedim. Harika, ne güzel. Fotoğraflarımız Ateş Evirgen hocamız. Ateş Evirgen çok ünlü bir, dünyaca ünlü bir sualtı fotoğrafçımız. Dolayısıyla şu anda bu aralar müzemizde en ilgi çeken tabii sualtı fotoğrafçımızın ünlü fotoğrafları. Hepsi Türkiye denizlerinden çekmiş olduğu fotoğraflar. Bizimle paylaştı. Açılışını 31 Mart'ta yapmıştık. Fakat çok yoğun ilgi ve talep nedeniyle kaldırmayı uygun görmedik. Halen ziyaretçilerimiz fırsat bulduğunda gelirlerse müzemizin içerisinde bu sergimizi de görebilirler. Onun dışında tabii ilk girişte ne görüyoruz? Köpek balıklarını. Köpek balıkları hep soruyorlar burada bunlar mini köpek balıkları mı, yavru mu diye. Evet bu türler ancak bu kadar büyüyor ve çocuklara bunu göstermek istiyoruz. Köpek balığı deyince saldırgan işte Jaws filmindeki köpek balığını hayal ediyorlar. Hayır, köpek balıklarının da birçok türü var ve bunlar ergin bireyler. Dolayısıyla küçük köpek balıkları da mevcut olduğu gibi yukarıda göreceğiniz büyük köpek balıkları da sularımızda var. Fakat sularımızdaki hiçbir köpek balığı saldırgan değil. Sahillerimizde bundan korkmamız için bir neden yok. Genelde derin denizleri tercih eden türler. Biz aynı zamanda kıkırdaklı balıklar biliyorsunuz, hı hı, deyince hem köpek balıkları yani fuziform olarak algılananları hem de yassı köpek balıkları, vatozları kastediyoruz. Dolayısıyla vatozlarımız var. Burada özellikle domuz köpek balığı, hiç köpek balığına bahsedilmez fakat nesli koruma altındaki çok nadir türlerden biri Marmara Denizi'ndeki ve müzemizin de ilk örneklerinden.
daha doğrusu en eski örneklerinden. Altında yeşil kaplumbağa var. Yine koruma altındaki bir tür. Özellikle müzemizin simgesi haline geldi. Daha sonra gördüğünüz üzere yılan balığın formunda olan türler var ki bunlar da oldukça çeşitliliği bol türler ve özellikle çocuklar buraya geldiğinde balıkların birbirleri arasındaki farkları yan yana gözlemleyebildiği için onların tabii çok dikkatini çekiyor. İşte bunun ağzı niye aşağıda, bunun ağzı niye öne bakıyor, bunun ağzı niye yukarıda soruları bizim için çok değerli sorular. Neyi anlatabiliyoruz? Beslenme tiplerini anlatabiliyoruz. Neyi anlatabiliyoruz? İşte morfoloji, yaşadığı ortamın morfolojiye olan hayvanlardaki, canlılardaki değişimlerini anlatabiliyoruz. Dolayısıyla çocuklar çok dikkatli. Bu da bizim için tabii birçok onların sorusuyla beraber mini ekoloji, mini deniz biyolojisi, mini biyoloji, mini anatomi, mini birçok dersi bu müzenin içerisine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Hayatın içinde aslında onların tam çok güzel öğrenebileceği bir yer olarak evet. Burası bulunuyor. Peki siz gerçekten böyle her öğrencinin sorusuna cevap verebiliyor musunuz? Yani ona vaktiniz oluyor mu? İlgileniyor musunuz? Gruplarımız geldiğinde zaten randevulu geldiklerinde okullar özellikle mutlaka biz onları karşılıyoruz ve anlatıma özen gösteriyoruz. Burada iki sürünleri mühendisi olarak çalışıyoruz. Merve Hanım'la beraber ya ben ya o mutlaka kalabalık gruplarımıza anlatım yapmayı ve onların sorularını cevaplamayı çok önemsiyoruz. Harika, bu çok değerli, çok kıymetli çocuklar için gerçekten. Zaten deniz okulu diye bir okul planlıyoruz. Bu deniz okuluyla da aslında bunları periyodikleştirip şimdi tabii talebi karşılayabiliyoruz ama daha kalabalık ve daha rutinde geldikleri zaman karşılayamadığımız noktalar olacak. O yüzden de bunu bir rutine bağlayıp belirli aşamalarda, belirli zamanlarda deniz okulu koymak istiyoruz. Çok güzel. Her şey düşünülmüş. Gerçekten emekleriniz çok güzel görünüyor. İyi ki böyle bir müze olmuş. İyi ki böyle bir müze çocuklarla ve aslında büyüklerle de buluşuyor, değil mi? Doğru. Tam da yeri de çok güzel. Yat limanında direkt denizden bu şeyi havası solunabilecek bir yerde. Nerelere gidelim şimdi biz? Siz bizi yönlendirin. Yine yassı köpek balığımız var. Gördüğünüz üzere oldukça büyük bir türümüz. Dipte yaşıyor. Yine çocukların çok dikkat ettiği bir tür. Yine morfolojik özelliklerini, köpek balıklarının morfolojik özelliklerini görmeleri açısından oldukça ilgi çekici bir türümüz. Demin bir öğrenci arkadaşımızla röportaj yaptık. O dedi ki bu neden kırılmış camı, bu ölmemiş miydi, bu cam neden kırıldı diye sordu. Ben de dedim yetkiliye soralım bakalım neden kırılmış. Ona kadar dikkat ediyorlar. Herhalde canlandığını ve o camın kırdığını falan düşündü. Çok tatlı. Yok, cam kırık değil, orası su. Su biraz fazla, biraz burası eğimli olduğu için su fazla gelmiş, orada birikmiş. Dolayısıyla suyun fazla olduğu yer bir üçgen şeklinde görülüyor. Ama tamam, mesaj alındı. Çocukların sorduğu sorulardan biri de şu, demin burada bir röportaj yaptık. Dediler ki bu balıklar neden ölmüş, neden öldürülmüş, onları ağlara takıp da mı öldürmüşler? Ben bunlara çok üzüldüm dediler. Ben de hemen bunu yetkililere soralım dedim. Bir taraftan da bu duyarlılıkları tabii insanın hoşuna da gidiyor. Siz ne dersiniz? Bize gerçekten böyle sorular geliyor. Bizim için çok değerli sorular. Örneğin müze kurmak için mi balıkları öldürdünüz sorusu tam da bizim cevaplamayı sevdiğimiz soru. Hayır, müze kurmak için balıkları öldürmedik. Biz bu balıkları bilimsel araştırmalar yapmak için öldürdük. Bunu da öldürmeyi amaçlayarak yapmadık. İnsanlar balık yiyorlar ve balıkları yerken sürdürülebilir bir şekilde, balıkların stoklarını sürdürülebilir bir şekilde tüketebilmek amacıyla, avcılığı kontrol altına almak amacıyla bizim ne kadar balığımız olduğunu biz periyodik zamanlarda ölçmek zorundayız. Bilim adamlarının da işi bu. Su ürünleri mühendisleri, deniz biyologları da bu işi yaparlar. Denize çıkarlar, denemeler yaparlar, troll avcılığı, gırgır avcılığına katılırlar ve oradaki bilim alandaki balıkları sayarak bizim ne kadar stoğumuz var ve bunların ne kadarı avlanabilir, ne kadarı stokta kalmalıdır ki sürdürülebilir avcılık olsun. Bunu ölçmek amacıyla yaptığımız bilimsel çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz türler saklandı, müze materyali haline getirildi ve halkla buluşturuldu. Ve çocukların onları tanımaları için de bir alan yaratılmış oldu. Aynen. Deniz Biyolojisi'nin müzesinde gezmeye devam ediyoruz. Yanımızda gerçekten çok değerli bir isim var. Buranın hem müdüresi hem de aynı zamanda küratörü, değil mi? Doğru söylüyorum. Doğru, doğru. Çünkü hep sizin araştırmalarınızın materyalleri burada. Dolayısıyla siz bunların hepsi yavrularınız gibi bir şeydir herhalde. Evet, evet. Bize yavrularınızı tanıtır mısınız birazcık daha? Burada neler var? Yukarıda Mersin balıkları var. Mersin
Mersin balıkları çok ilkel balıklar ve artık nesli koruma altındaki balıklar. İstanbul Üniversitesi'nin bir projesi kapsamında bunlar gün geçtikçe arttırılması amacıyla stok yenileme çalışmaları yapılırken ölen iki tane bireyi onlardan aldık, sağ olsunlar, bağışladılar. Aşağıda yılan balığımız var. Altta hemen gördüğünüz sivri burun vatoz, yine köpek balıklarından, yassı köpek balıklarından. Hemen geçtiğimizde tabii çok farklı zargana türlerimiz var. Yerel zargananın dışında hemen karşılaştırılabilecek materyal şeyden gelen, Süveyş Kanalı yoluyla gelen yabancı tür zargana bireylerimiz de var. Altında hemen yine görüyorsunuz yine bir yassı köpek balığı türümüz, farklı bir tür. Burada rina balığımız var, yine yassı köpek balığı türü. Yukarıda tabii tanıdığımız ekonomik değeri gayet yüksek berlan ve mezgit türleri var ki onların da aslında birçok türü var. Evet. Hemen yukarıda kırlangıç balığı giller, bunlar da uçan balıklar diye de adlandırılır. Gördüğünüz gibi bu yandaki yüzgeçleri çok uzun olduğu için kırlangıç balığı adına altında isimlendirilmişler. Aşağıda bir kılıç kafamız var. Bunun tamamını burada sergileyemedik müzemizin boyutlarından dolayı. Dolayısıyla sadece başını görüyorsunuz ki asıl önemli olan zaten burun kısmı, yani rostrum dediğimiz burun kısmı. Bayağı uzun bir burunu var. Çok uzun, evet, kılıç balığının en azından adını nereden aldığını çocuklar gayet iyi anlamış oluyor. Şimdi neredeyiz Elif Hanım? Burası biraz daha derine indik. Kumluk bölge. Kumluk bölgede ne görüyoruz? Artık organizmalar birbirine yaklaşmaya ve topluluklar oluşturmaya başladı. Karideslerin hepsi bir topluluk oluşturmuş. İşte deniz yıldızları, deniz kestaneleri, biliyorsunuz derine gittikçe birbirleriyle çiftleşmeleri için bireyler daha birbiriyle topluluk halinde durma ihtiyacı duyar. O yüzden de derin denize indiğimizdeki canlı gruplarını görüyoruz ve kayalık bölgeyle de birleştiği yerde görüyorsunuz işte derin deniz mercanları var, daha büyük farklı deniz yıldızları türleri var. Sığ bölgeden biraz daha farklı canlı gruplarını görüyoruz. Bunların hepsi daha önceden, yani müze için değil de hani çocukların sorduğu gibi olacak. Kesinlikle. Belki ama hep materyallerden olan, yani gerçekten araştırmaların sonucunda elde edilen veriler var burada, değil mi? Aynen. Onun dışında mesela hani kurutulmuş veya özellikle oyuncak gibi sırf görünsün diye konulmuş hiçbir şey yok sanıyorum. Kesinlikle yok. Sadece birkaç tür, çok nadir türle biz balıkçılara yakaladıkları zaman müzemize kazandırmak istediğini bildirdiğimiz zamanlar oldu. Onlar evet biz bu balığı yakaladık diye bize ihbar ettiler. Biz çok nadir türlerde böyle bir yola gittik ama onun dışında bütün türler burada bilimsel araştırmalar sonucunda elde edilmiş bireyler. Deniz Biyolojisi Müzesi'nde yolculuğumuz devam ediyor. Alt katı gezdik. Şimdi de üst kata bakalım. Orada neler var, nasıl balıklar var? Bir de oraya gidelim. Burada da gerçekten yine harika deniz canlıları, balıklar görünüyor. Şöyle bir göz attığımda hemen Elif Hanım'a soralım. Burada ne tür balıklar var? Bu katın ayrı bir özelliği var mı? Bu katta ilk başta gördüğünüz ekonomik değeri yüksek olan balıklardan başlıyoruz. Sofralarımızda da gördüğümüz fakat artık nesli koruma altında olup da avcılığı yasaklanan lahoz, orfos türlerini görüyoruz. Hemen yanına geçtiğimizde daha orta suda hızlı yüzen, dolayısıyla çatal kuyruğu olan yine ekonomik değeri yüksek olan balıkları görüyoruz, istavritler. Hemen yan tarafında çok hızlı yüzen orta sudaki balıkları görüyoruz. Örneğin yukarıda istavritler var, çatal kuyruk balıkları. Hemen yan tarafında da trakonyaları görüyorsunuz. Trakonyalar sırt yüzgeçleri nedeniyle oldukça zehirli ve dikkat edilmesi gereken balıklar. Hemen burada yine ekonomik değeri yüksek olan balıklarımız var. İşte sofralarımızda gördüğümüz çıpra, levre, karagöz gibi balıklar. Ve onlar oldukça büyük bir familya tabii. Dolayısıyla iki bölgeyi onlar oluşturuyor. Çupra deyince de gerçekten leziz balıklar, ekonomik değeri derken aynı zamanda yediğimiz balıklar kastediliyor değil mi? Tabii tabii, oldukça lezzetli balıkları var tabii, Akdeniz'in mercanından tutun ki Akdeniz'de bence Antalya'nın da simgesi haline gelmiştir mercan, kırmızı mercan balığı. Onlara dolayısıyla hepsinin arasındaki farkı ve tür, ne kadar çok
tür olduğunu göstermek amacıyla hepsini yan yana koyduk. Yine yan tarafımızda ıskarmos türleri var. Bunlardan lesepsiyen tür, yani yabancı türler, Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e girmiş Kızıldeniz kökenli türler var. Altında barbun türlerimiz var ki bunların arasında da yine yabancı türler var. Hemen bu tarafa geldiğimizde tabii ekonomik değeri çok yüksek. Hatta belki müzedeki en yüksek orkinozumuz var. Yine nesli koruma altında ve artık Akdeniz'de ve tüm dünyada avcılığı kotalarla ülkelere verilen, avcılığı oldukça dikkat edilmesi gereken bir balık. Hemen aynı gruptaki ton balığı türleri, palamut, kolyoz, uskumru türlerimiz var. Yan tarafında kefal türlerimiz var. Oldukça tabii sık yine balıkçılardan rastlayabileceğimiz türler. Yukarıda izmarit balıkları, aşağıda yine aynı şekilde orta suda yaşayan küçük pelajik dediğimiz orta su balıkları var. Bunların arasında işte Karadeniz'in hamsisi var, istavriti var ve sardalyası var. Oldukça ekonomik değeri yüksek, lezzetli balıklar. Hemen bu tarafında daha nadir olarak görebileceğimiz kayaların arasında yaşayan küçük balıklar var. Hemen altında sokar balığı var. Esmer sokar ve beyaz sokar olmak üzere ikisi de lesepsiyen, yani yabancı tür. Fakat artık sofralarımızda ve marketlerde oldukça sık rastlıyoruz ve artık tüketiyoruz bu balıkları. Bu alandaki balıklar olduğu gibi yabancı türlerimiz ve özellikle Akdeniz'de siz 10 yıl önce gelseydiniz bu balıkların hiçbirini görmeyecektiniz. Ne var? Aşağıda balon balıklarımız var. Hepsi Süveyş Kanalı yoluyla Akdeniz'e girmiş türler. Hemen üst katında aslan balıkları var ki bu 2-3 yıldır sularımızda. Sırt yüzgeçleri ve alttaki yüzgeçleri zehirli. Dolayısıyla vatandaşlarımızın ve balıkçıların, dalgıçların çok dikkat etmesi gerekiyor. Oldukça zehirli, oldukça güçlü bir zehri var. Dolayısıyla dikkat edilmesi gerekiyor. Yukarıda papağan balığı var. Çok renkli, çok güzel. Yine sularımızda gün geçtikçe artış gösteriyorlar. Bunlara geldiği gibi ziyaretçilerimiz hemen Deniz Müzesi'nde işte farklı ülkelerden türler mi geldi sorusunu alıyoruz. Hayır, bunlar artık bu tropikal balıkların hepsi sahilde görebileceğiniz balıkçıların yakaladığı sularımızdaki türler. Dolayısıyla Akdeniz değişiyor. Hem küresel ısınmayla hem de insan faktörü nedeniyle Akdeniz çok hızlı değişiyor. Ve diğer yerli türlerinde adaptasyon yeteneği bu konuda yavaş. Ve bununla ilgili biz farkındalığı arttıramazsak ve insanın etkileri bu kadar hızlı artarsa Akdeniz'de önünü alamaz etkiler oluşacak. Bu nedenle de iki tane proje yapacağız. Harika. Projelerden biraz bahseder misiniz? Onu yalnız bahsetmeden önce biz bu programı şu an izleyenler ne yapabiliriz? Bu Akdeniz biyolojisinde, işte denizlerimizde farkındalık yaratmak amaçlı, korumak amaçlı en basit bir birey ne yapabilir? En basit bir birey şunun farkında olmalıdır ki Akdeniz'de çok anahtar bizim habitatlarımız var. Örneğin deniz çayırları. Özellikle bunu çok rica edeceğim. Deniz çayırları sahile vurduğu zaman bunu kirli veya istenmeyen bir şey gibi algılanmaması gerektiği, bu deniz çayırlarının Akdeniz'in akciğerleri olduğu, Akdeniz'deki bütün balıkların çoğu balığın yuvası olduğunu, yavrularını besledikleri bir yer olduğunu bilmelerini istiyoruz. Dolayısıyla habitatların korunması çok önemli ve insanoğlu açgözlülüğünü azaltmalı, avcılığı iyi regüle edebilmeli. Dolayısıyla bilime çok önem vermeli. Biz stoklarımızı bilirsek, balıkçılığımızı iyi düzenleyebilirsek, güçlü bir deniz ülkesi olabilirsek, o zaman denizi sürdürülebilir bir şekilde kullanabiliriz, bilinçli bir şekilde kullanabiliriz. Çocuklarımıza tabii ki de balık yedireceğiz. Çok değerli bir protein, çok yüksek kaliteli bir protein. Çocuklarımıza karides yedireceğiz, çocuklarımıza ahtapot yedireceğiz, çocuklarımıza midye yedireceğiz, çocuklarımıza balık yedireceğiz. Ama bunların hepsi sürdürülebilir balıkçılığı sağlayarak mümkün. Ve bunu sağlamak amacıyla da bilimsel çalışmaların çok güçlendirilmesini istiyoruz. Elif Hanım, demin farkındalık yaratmak amaçlı iki proje yaptığınızı söylediniz Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi olarak. Biraz bunları açar mısınız? Nelerdir bu projeler?
projeler? Evet, bizim Antalya Büyükşehir Belediye'mizin tabii iki tane projesi 2017 ve 2018 yıllarında yürüteceğiz. Bir tanesi Antalya Deniz Bilimleri Şenliği. Bu şenliğimiz tabii çok eğlenceli, yani projeden daha öte bir şenlik olduğu için çok eğlenceli geçeceğini ümit ediyoruz. TÜBİTAK'tan aldık projeyi. Bilim Şenlikleri Proje Destekleme Programı'ndan aldığımız bir proje. 1 Temmuz 2018'de Kabataş Bayramı'nı da gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla çok anlamlı denizciliğin kutlandığı bayramda Deniz Bilimleri Şenliği'ni de çocuklara armağan etmiş olacağız. Diğer projemiz iklim değişikliği ile ilgili bir proje. Merkezi İhale ve Finans Biriminin hibe ettiği bir programdan, iklim değişikliği programından bir hibe aldık ve 2 yıl sürecek proje kapsamında bir dizi etkinlik gerçekleştireceğiz. Bunun da en önemlisi 6 Ekim'de bir proje başlangıç toplantımız var. Antalya'yı iklim değişikliği nasıl etkileyecek? Bununla ilgili neler yapabiliriz? İlk önce uzmanlarımızla halkımızı bir araya getireceğiz ve daha sonra da proje kapsamında bir dizi etkinlikle bunun farkındalığını oluşturmayı, fakat en önemlisi bilimsel altyapısı, bir deniz çalışmamız olacak. Deniz araştırmaları sonucunda da elde ettiğimiz verilerden Antalya'nın iklimsel değişikliği, deniz ve kıyıları nasıl etkileneceğiyle ilgili bir risk analiz raporu hazırlanmış olacak. Dolayısıyla belediyemiz belki de Türkiye için ilk örnek olacak bir şekilde iklimsel değişikliğe Antalya'nın nasıl etkileneceğini, deniz ve kıyıların nasıl etkileneceğini bir risk analiz raporuyla önceden belirlemiş olacak. Öyle ümit ediyoruz. Özellikle iklim değişikliğinin çevreyi nasıl etkilediği, insanları nasıl etkilediği, atmosferi nasıl etkilediği, denizi nasıl etkilediği birbirinden farklılıklar gösteriyor. Bazen algıladığımız değişimlerin iklim değişikliğinden kaynaklandığını bilmeyebiliyoruz. Örneğin Akdeniz'de deniz anasının artışının iklim değişikliğine nasıl bağlantısı olduğunu bilmeyebiliriz. Bu projeyle biraz daha halka bunları anlatmaya çalışacağız ve etrafımızda gördüğümüz, örneğin biraz önce bahsettiğim aslan balığının Akdeniz'e girmesi aslında yeni olmamakla beraber artışı ve yayılışındaki bu hız küresel ısınmayla beraber deniz suyunun sıcaklıklarının artışı ve bununla beraber tropikal türlerin rahatlıkla üreyebilip ve tabii rekabet güçlerini de artırarak istilacı türlerin artmasına neden olmasıyla karşılaştığımız vakalar. Aynı şekilde de biraz önce bahsettiğim gibi deniz anaları da aynı şekilde oldukça fazla yabancı tür var Akdeniz'de bugün ve bunların hızlı artışı tabii ki de birçok olumsuz etki yaratacak turizmde, insan sağlığına ve bunlara karşı da hazırlıklı olmak bizim görevimiz. Bu amaçla da bir takım çalışmalar düzenleyeceğiz. Çok ciddi projeler olarak görünüyor. En azından sonuçları çok ciddi anlamda sadece sizin alanınız değil birçok alanı etkileyecek tarzda görünüyor. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten müzeniz çok değerli, çok güzel balıklar var, çok güzel canlılar var. Sadece hani balıklar demek istemiyorum çünkü çok değerli canlılar da var. Dolayısıyla ziyaretçiler gelsinler diyoruz. Zaten amacımız bu, sanatsal programı olarak. İlla hep söylüyoruz, resim, heykel, müzik, opera değil. Müzeyi gezmek de bir sanattır, müze de bir sanattır. Bu bir deniz biyolojisi müzesi de olabilir. Müze, müzecilik zaten çok önemli bir kavramdır ki bunun içinde olan biri olarak siz çok iyi bilirsiniz bunu. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Onların katkıları, görüşleri bizim için çok çok değerli. Dolayısıyla ziyaret ettikten sonra da ziyaretçi defterimizi yazmalarını çok talep ediyoruz. Onların katkılarını, görüşlerini her şekilde değerlendiriyoruz ve en iyi hizmet için müzemizde çeşitli değişiklikler yapmaya çalışıyoruz. Biz ilginiz için çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Tüm ziyaretçilerimizle beraber kapılarımız her zaman açık. Pazartesi günleri kapalıyız. Onun dışında haftanın 6 günü saat 9'dan 6'ya kadar, akşamüstü 6'ya kadar tüm öğrencilerimizi, ailelerimizi, her yaş grubundan ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Harika. Tam ne zamanlar açıksınız diyecektim. Onun da cevabını verdiniz. Gerçekten Elif Hanım bu harika bir tabii ki belediye ile birlikte, belediye bünyesinde harika bir müzeye, müzeciliğe imza atmış. Çünkü özellikle kendi topladığı materyallerden oluşan bir müze burası. Ve onun için çok daha kıymetli, ne kadar kıymetli ve ne kadar derinlikli olduğunu zaten yaptığımız söyleşiden mutlaka anlamışsınızdır. Hepsini ayrıntılı bir şekilde bizimle paylaştı. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ve sanatsal programı olarak bugün biz Deniz Biyolojisi Müzesi ile
buluşturmak istedik. Demin de söylediğim gibi müzecilik, müze kavramı sanatın çok önemli, değerli içeriklerinden biridir. Biz de böyle bir müzeyi Antalya'da olduğu için ve bulunduğu için sizlerle buluşturmak, paylaşmak istedik. Sanatsal'da yine sinema zamanı, sinemasal salonlarındayız ve bu hafta vizyona hangi filmler girmiş hep birlikte bakacağız. Bu hafta vizyona giren, izleyebileceğiniz filmler arasında Sarışın Bomba, Maymunlar Cehennemi Savaş, Düzensiz Düzenbazlar, Çılgın Kolej ve 2 görülmekte. Filmlerin ayrıntıları ise şu şekilde. İlk filmimiz Sarışın Bomba. Aksiyon ve casusluk türündeki filmin yönetmen koltuğunda David Lettich görülmekte. Filmin detayları ise şöyle. Lorena Brockton, MI6'nın en ölümcül suikastçisidir. Kaçış ustalığı ve yakın dövüşteki yeteneğiyle bilinmektedir. Soğuk savaş sırasında bir ajanın öldürülmesini araştırmak ve eksik ajanlar listesini bulmak için Berlin'e gönderilir. Yeni görevi için Berlin istasyon şefi David Percival'la işbirliği yaparlar ve ikisi gerilim dolu büyük bir aksiyona atılırlar. Ancak Lorena'nın gelişi gizli kalmayacaktır. Tehlikeli suikastçı kısa sürede kendisine tuzak kurulduğunu anlar. Bunu yapan teşkilatın içinden biridir. Lorena artık kendi hayatı ve değer verdiği herkes için bu tuzağın içinden kurtulmalı ve gizemi çözmelidir. Anthony Johnston'ın Aydın adlı romanından uyarlanan filmin başrollerinde Charlize Theron ve James McAvoy yer alıyor. Çok akıllı, öyle değil mi? Adını ne koyacaksın? Sizlere aktaracağım ikinci filmimiz Maymunlar Cehennemi Savaş. Bilim kurgu, aksiyon ve macera türünde olan filmin özeti şu şekilde. Maymunlar Cehennemi şafak vaktinde Kobo'nun ihanetine uğrayarak ırkından büyük kayıplar veren Sezar, insanlığın onları affetmeyeceğini bilerek savaşa hazırlanıyordu. 3 yıl sonra gelen devam filmi Maymunlar Cehennemi Savaş, bizi bir önceki filmi bıraktığımız yerden alıyor ve savaşın ortasına götürüyor. Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip barışı seçse de insanlık adına savaşan albay acımasızlığıyla nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlı. 2011 yılında Maymunlar Cehennemi başlangıç filmiyle yeniden başlatılan seriye, 2014 yılında vizyona giren Maymunlar Cehennemi Şafak Vakti filmiyle devam edilmiş. Filmin senaryo ve yönetmenliğini bir kez daha Matt Reeves üstlenirken, senaryoda ona ikinci filmden Mark Bombak eşlik ediyor. Kadroda yer alan başlıca isimler ise Andy Serkis, Woody Harrelson, Stephen Zahn, Terry Notary ve Karen Connaval. Ziyakat sabah oldu. Bir diğer filmimiz Düzensiz Düzenbazlar. Komedi türündeki filmin yönetmen koltuğunda İbrahim Vurmaz oturuyor. Özeti ise şu şekilde görülüyor. Girişimci ama bir o kadar da düzenbaz bir halk adamı olan Mümtaz, hayatı boyunca en kestirme yoldan köşeyi dönme peşinde koşmuş. Fakat her seferinde hayal kırıklığına uğramıştır. Mümtaz'ın can dostu ve yardımcısı Ziya ise Mümtaz'ın dediğinden çıkmayan saf ve temiz kişilikli bir delikanlıdır. İki kafadar bir gün her zaman yaptıkları gibi istedikleri hayata kavuşmanın yolunu ararlar. Ancak bu sefer beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalırlar. Daha önce kazık attıkları Kara Davut şanssız ikiliyi bulur. Mümtaz ve Ziya veremeyecekleri bir hesabın içerisindedirler. Kara Davut, Mümtaz ve Ziya'nın canını bağışlamak için kendisi adına son bir kez iş yapmalarını ister. Tuvalet ne taraftaydı acaba? Okulumuz batacak, bir tane kayıt yok. Bütün Anadolu'daki en başarılı öğrenci bizim Niyazi'yi seçmişler. Bir insan bütün derslerden nasıl uzaklaşır? Bu hafta izleyebileceğiniz bir diğer film Çılgın Kolej. Komedi türündeki filmin ayrıntıları şöyle. Özel bir kolejdeki öğrencilerin başarısızlığına çözüm olarak başarılı bir öğrenciyi koleje kabul ederler. Anadolu'nun bağrından kopan ve burslu olarak koleje gelen Niyazi, okuldaki diğer öğrencilerin dikkatini çeker. Öğrencilerin sürekli Niyazi ile dalga geçmeleri onun okulu bırakmasına neden olur. Kadınlar üzerine kitap çıkaran ünlü yazar Serdar'la karşılaşan Niyazi, çapkınlık ve kızların kontrolünün sanatını öğrenir ve kendini yeni maceralar içerisinde bulur. Yönetmenliğini Ahmet Kapusuz'un üstlendiği komedi filmi, Çılgın Kolej'in oyuncu kadrosunda Metin Yıldız, Mustafa Topaloğlu, Oya Aydoğan, Kerim Yağcı, Birkan Akyol, Tayfun Cihanoğulları ve Yusuf Karakuyu yer almakta. Nasıl ya? Buraya taşınmayı ben mi istedim? Bu hafta vizyona giren, sizlere aktaracağım son filmin ismi 2. Fatih Gürler ve Ramazan Özer'in birlikte yönetmenliğini yaptığı filmin
türü korku ve gerilim. Şehir dışında bahçeli ve iki katlı evlerinde yaşayan anne Meltem ve küçük kızı Beril mutlu bir hayat sürmektedir. Onları tedirgin eden tek şey olur olmaz zamanlarda ortaya çıkan evin emektar bekçisidir. Gizemli bekçi Meltem'de huzursuzluk yaratırken bu huzursuzluğa bir de anne kızın görmeye başladığı ortak kabuslar eklenir. Bahçedeki gizemli mezar taşı da bunların üzerine tuz biber olur. Kendini savunmasız hisseden aile eve geldikleri ilk günleri düşünmektedir ve kabusları gerçeğe dönüşmeye başladıkça işler daha da gizemli hale gelecektir. Filmin oyuncu kadrosunda Tuğba Tutu, Emin Gümüşkaya ve Tuana Naz Tiryaki yer almakta. Bugünlük de sanatsal programından bu kadar değerli izleyenler. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte sanatsal programında buluşuncaya dek esen kalın, sanatla kalın.